Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Türk futbolunda ortak bir sorunumuz var. Ortak. Bunun başında ekonomik anlam geliyor. Ekonomik. Bakın, Ankara Gücü lisanslarını çıkaramıyor, değil mi? Yani ya normal ki kurallar uygulanıyor. Hepimiz için geçerli. Şimdi bugünkü maç içerisinde yaşadıklarım var benim de. Dışarıda 15, 16, 17, 19 yaş grubu genç oyuncularım var. Nitekim Nurettin girdi oyuna. 17 yaşında işte faul aldı, o faul geldi, gol oldu. Ne yapıyorsun mağlup durum? İlk devre skoru alıp içeri girmemiz lazım. Ankara Gücü'nde pozisyonları var. Fakat biz daha üretkeniz, daha fazla pozisyona girdik. Yani iyi bir skorla içeri girmemiz gerekirken 1-0 mağlup duruma düştük. Şimdi o kadar zor ki oyuncu değiştirmek. Elindeki kadro, kulüben, oynayan oyuncu. Ankara Gücü'nün bir avantajı var. Geçen seneki kadrosundan 2 kaybı var. Doğru mu? Ankara Güçler burada. 2 kaybı var. Oturmuş kadroyla devam ediyor. Biz yeni bir kadro kurduk. Tabii yeni kadroyu kurarken de oyuncularımız, işte 3 oyuncumuz daha geldi. Hep geç intiba eden ve hazırlık döneminde iyi geçiremiyorsunuz. Şuraya geleceğim. Şimdi takımlar 5-7 hafta arası hazırlık kampı yapıyor. Bu kampın temel amacı takımı lige hazırlamak. Lige hazırlamak. Hani teknik adamlar diyor ya işte 5 veya 7 hafta sonrası esas takımım ortaya çıkacak. Bazen de spor otoriteleri şunu diyor. Ya hocam ya nasıl oluyor bu kadar kamp yapıyorsunuz hala lig başladıktan sonra 7 hafta sonra takım hazır olur diyorsunuz. Bunun temel sebebi Türkiye'de hangi takım kampa giderken komple bir takımdan gidiyor veya 1 veya 2 eksiği de kabul etti. Transferini bitirmiş kamp yapabiliyor mu? Şimdi temel neden ne oluyor? Ekonomi nedeni oluyor. Şimdi bizim hepimizin oturup kulüplerimizin ekonomik yapısal durumunu nasıl değiştirebiliriz? Kulüpler nasıl ayakta kalabilir? Ben demin şunu söyledim. Bu sene bir takım düşsün. Ha bunu derken de ben çalıştırdığım her takımda son maça kadar en iyi mücadelemi ederim. Ankara Güçler beni iyi tanır. 3 kere çalıştım ben. 3 kere geldim Ankara Gücü'ne. Kayseri'ye de 3 kere geldim. Hiçbir şeyden korkum yok. Fakat oyuncuyu şuraya geleceğim. Gene 3 takım çıksın, 20 takım olsun önümüzdeki sezon. Tek takım düşsün. Tek takım. Alttan 3 takım gene gelsin. 20 takımlar önümüzdeki sezon lig devam etsin. Ama bu süreçte ne olur biliyor musunuz? Her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşındaki bebelerin hepsini oyuna sokar. Ve oyunun içerisinde de şimdi bazı oyuncular var. Skoru her an değiştirebilir. Fakat takıma da zarar da verebilir. Koşmadığı zaman mücadele istediği kadar iyi oyuncu olsun. Parayla kimse şampiyon olamıyor. Yani büyük kulüpler milyon euroları, poundları verip oyuncu transfer ediyorlar ya, şampiyonluklar hiç garanti değil. Dolayısıyla o oyuncu, içerideki oynayan isim oyuncu teknik adamları zorda bırakıyor. Ben şimdi birkaç değişiklik yaptım. Şimdi mağlup bitirsek ya bunu niye aldın diyebilirler. Bu her an skoru değiştirebilir diyebilirler. Mesela Mensah, açıkta net konuşuyorum. Nurettin'i soktum 17 yaşında arkadaşlar. Faul aldı, gol oldu. Pozisyon gol oldu. Faul alan Nurettin. Şuraya geleceğim. O zaman hepimiz Ankara Gücü'de ve diğer takımlarda hiç kimsenin korkusu olmaz. Kendine güvenen teknik adam, kulüp başkanları, yöneticiler madem bir takım düşecekse gençlerle de başlarlar. Hiç koşmayanı, oyunun içerisinde oyun disipline uymayanı çok rahat alıp genç oyuncu diyoruz ki işte Ajax diyorsunuz. Değil mi? Bakıyorsun genç oyuncuların 19-20 Ajax Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ya. Kupayı kaçırdı. Adamlar Real Madrid'e edildi arkadaşlar. Tempolu, genç oynatıyorlar. Fakat antrenörler ve kulüp başkanları baskı altında değil. Değil kardeşim. Biz şimdi başkanımız bu transferleri yapmasa baskı altında. Para? Parayı da bul. Ya arkadaşlar para o kadar kolay bulunmuyor.
Yani başkanlara bazen kızıyorlar, teknik adamlara kızıyorlar ama futbol ekonomik anlamda, yani kelimeyi kullanmak istemiyorum, İyi durumda değil. Şimdi yapılandırmaya gidiliyor vesaire. 2 sene sonra ne olacak? Sen düzeltemezsen yandı, o kulüp gitti. İsterse iyi yerlerde dursun. Düzeltmek zorunda. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugünkü maçta benim bir teknik adam olarak yaşadıklarım, ilk devre bakıyorsun, rakibimizin de özellikle sağ tarafta Aydın'ın olduğu pozisyonlarda çok, ya şimdi çok net konuşuyorum ya, çat alacaksın dışarı, koyacaksın genci oraya, oyna oğlum sol bek diyeceksin, diyemiyorsun. Kötü giderse çocuk da yanacak, dikkatleri şimşekleri üzerine çekeceksin. Kulübün şeyi de var. Şimdi Süper Lig deneyimli oyuncuyu ve dışarıda da bankta da iyi oyuncuların olmadığı zaman soru işareti kalıyor. Oyuncudan bir şey bekliyorsun. Veya ikinci yarı X işim oyundan düştü. Çok önemli bir oyuncu. Ama bazen öyle bir hareketler yapıyor ki skoru değiştirecek. Hadi biraz daha, hadi biraz daha. Peşinden golü yiyor. Pat 2 yiyor. Ama dediğim gibi bir takım düşerse ekonomisi ve lisansı olmayan kulüpler çok rahat hareket edebilir. Onun için bugünkü maçta ben çok şey yaşadım. Umut'u bir sağa çekiyorum, bir sola çekiyorum, bir santrofora çekiyorum. Gel bakın ilk devre, gel sol tarafı kapa, Atilla'nın önünü sen kapa dedik adama. Bir de bizim Umut'u, bizim Kayseri'de bazı taraftar arkadaşlarım geçen sene çok sallıyorlardı. Ya ben adamı taktik kullanıyorum. Başkanıma dedim ki, başkanım bu adam kalsın. Umut da adamdan Allah razı olsun hiç şey yapmadan boş mukavele imza attı. Bugün golü atan oyuncu oldu. Sağa git, sola git, santrofora git, orta sahayı üçle. Şimdi bir şey, bu benim fikrim. Yani 3 takım çıksın, 20 takım olsun. Yayıncı kuruluşta onun da lehine gelir önümüzdeki sezon. Ve bu sezon sonuna kadar da her takımdan 2-3 tane genç 16, 17, 18, 19 yaş grubunda %100 20 tane Türk futbolu havuzuna farklı oyuncular girecektir. İddia ediyorum. Ha diyecekler ki şimdi ya sen kardeşim, birileri başka bir fikir atsın o zaman. Bu gerçek değil. Bakın Ankara Gücü niye lisansları çıkaramıyor? Soruyorum. Para yok. Nasıl kurtaracak? Biz de zor çıkardık. Hem lisanslarımızı çıkarıyoruz. Başkanımız Erol Bedir Bey 29'unda kongreye gitti. Ya niye kongreye gitsin? Bir şey sundu şehire. Arkadaşlar ekonomik anlamda durum bu. Başkaları paraları vesaireyi, borçları ödeyip kulübü daha iyi yerlere getirecekse buyurun dediler. Ne oldu? Hayır, devam edeceksin dediler. Etti. Sonra para. Bu bir gerçek. Bunun nesini saklayacağız ya? Para. Parada kimse yok. Öyle çeyrek işlerle bu iş dönmüyor. Ne oluyor? Kulüp lisansı çıkarman için federasyona borçlarını ödüyorsun. Sonra araya transferler giriyor. O zaman kulüpleri biz nasıl kurtaracağız? Yani hep teknik direktörler, ha şu maçı kaybetti, kovulsun gitsin. Başkanla kavga yapsın. Futbolcu veya teknik direktörler kulübü federasyona şikayet etsin falan. Ya bunları artık aşmamız lazım. Kulüplerimizi sıhhatli bir yapıya kavuşturmak için başka insanların da fikirlerine ihtiyacımız var. Sizlerin fikirlerine ihtiyacımız var. Bunlar gerçek şeyler. Herkes geliyor. Şuraya 90 dakikaya bakıyoruz. Bakıyoruz. 90 dakika bittikten sonra değerlendirme. O çıkar mıydı? Bu çıkar mıydı? Yanlış oyuncu oynattı. Ya bunun bir transfer yapamıyoruz. Tahta kapalı. 15. 20. 25. 18. haftalarda bu sefer oyunculara paraları ödemediğin zaman oyuncu idmana çıkmak istemeyecek. Sakatım diyecek. Morali bozuluk olacak. Teknik direktör oyuncuya istediğini yaptıramayacak. Yani bu bugünkü bak anlattıklarımla 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. haftalarda başka şeyler devreye girecek. Girecek. Yaşadık bunu ya. Geçen sene benden önce Ertuğrul Hoca yaşadı. Ben geldim son 7 haftada ben yaşadım. Oyuncular Erol Bedir'in önüne geçti. Bizim paramız nerede dedi. Bak bunu söyleyeyim ben size. Adam gidiyor kendi hastanesinden aldı parayı, ben kaç kere gittim. Alıyor, kulübe dağıtıyor. Alıyor, dağıtıyor. Bu hep kendi ceplerinden vermeyle olmaz. Sıhhatli bir ortam kurmamız gerekiyor. Ben daha ligin başında konuşuyorum bunu. Ligin başında. Çünkü biraz ilerleyen haftalarda küme düşme kalksın falan demiyorum. 20 takım olursa niye olmazmış Türkiye Ligi 20 takım? Ben soruyorum ya. Daha çok maç oynansın. Bu kadar ara verilmesin. 15 gün araya karşıyım. Bu benim şahsi fikrim. Ya 15 gün ara olur mu? Oyuncu geliyor sizden 5 gün, 4 gün, minimum 3 gün izin istiyor. Gidiyor, geliyor, bir daha çalışıyorsun. Milli takıma gidenler var, gelenler var.
O aradan sonra bir ritim tutturuyorsun. 5. 7. haftada takım gidiyor. 1-2 hafta ara veriyor. Takımı tanıyamıyorsun 2 hafta sonra. Yani değişik değişik şeylerimiz var. Oynansın. Gerektiğinde hafta içi de oynansın. Çünkü oyuncularımızı geliştirme açısından taktiğe ihtiyacımız var. Maça ihtiyacımız var. Medyanın hafta sonuna kadar pazartesinden cuma veya cumartesi pazara kadar aynı maçı konuşmayacak. Çarşamba veya perşembe bir maç olacak. Fokus yeni bir maç. Yeni bir taktik. Bitti hafta sonu yeni bir taktik. Oyuncu da öyle fokus olacak. Yeni bir maç, yeni bir taktik, yeni bir heyecan. Biz ne oluyor? Bir haftayı kavga gürültüyle geçiriyoruz. Yok onu yap. Televizyon, yerel kanallar. O 5 tane 4 herkes birbirine sallıyor dümdüz. İnsanları da kurtaracağız. Yeni şeyler üreteceğiz. Benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Buyur. Hocam, ben sizi sabırla bekledim. Size ifade ettiğiniz zaten yayın kurulmuşla olan diyalog ve röportaj uzun sürdü. 2 tane soru sormayı düşünüyordum. Birincisini belki cevaplarsınız, ikincisini belki cevaplamayabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Sorum şuydu. Ben bugün oynanan futbolu Hikmet Karaman'a hiç yakıştıramadım diye bir soru soracağım. Bunun sebepleri ne diyecektim? Bunun cevabını aldım. Teşekkür ederim. İkinci soru, 10 yıl öncesine götürüyorum ama 10 yıl öncesine bugünü konuşuyoruz. Dünyanın en güzel tesislerinde Hikmet Karaman Ankara Gücü'nün başında. Ankara Gücü'nü küve düşürmekten kurtarmış bir Hikmet Karaman. Uzun yıllar sonra 19 Mayıs stadında muhteşem bir sezon açılışı Yıldız Tilbeli. Evet. Ve o gün, o gece büyük bir hüzünle, kabusla sonuçlanıyor. Ve arkasından inanılmaz şeyler yaşanıyor. Dünya futbol tarihinde görülmedik şeyler. Ve siz bir gün o dünyanın en büyük tesislerinden ağlayarak ayrıldınız. Çok doğru. Neler söylediyseniz hala aynı şeyler mi konuşacağız? Doğru diyorsun. Yani o günle bugün arasında hiçbir fark yok. Çok güzel ve ifade ettin. Ve biz o günün bedelini ödeyen bir Ankara Gücü. Bravo. Aynen. Bravo. O günün borçlarını ödüyoruz. Aynen. 44 tane futbolcuyla antrenmana çıkan teknik direktörler vardı. Dünyanın en büyük tesislerinde Doğru. Çok doğru. Doğru. Bugün o tesisler yok. Bugün siz bir sohbete çevirdiniz. Ben de sorularımı hazırlamıştım ama tüm cevaplardan aldım. Deniz bitti diyorum hocam. Aynen katılıyorum. O zaman bir şey üretmemiz lazım. Fikir üretmemiz lazım. Yani pes etmek yok. Asla pes etmeyeceğiz. Bir şey üreteceğiz. Hocam bulacağız. Sizde hiç ben böyle görmedim. Ben böyle bir futbol seyretmedim Hikmet Karaman'dan. Ben bu futbolu beğenmedim. Bunu sorgulayayım dedim. Yok ilk devreye baktın da. Atak bir futbol var. Bazı şeyler biliyorsun. Oyuncu grupları önemli. Adamlar sadece stopere 90 milyon pound veriyorlar. Stopere. Bir stoper. İngiltere'de. Bayern Münih 80 milyon pound verdi. Atletico Madrid'den aldı. Yani bazen futbolcu kaliteleri önemli. Şimdi 1-0'dan sonra Ankara Gücü'nün 2 tane daha kaliteli ayak oyunu atabilsen 2-3 yaparsın. Veya biz maçın ilk devresinin 15 dakikasından sonra o toplar gelse 3-4 olur maç. Tartışmasız olur. Okay. Arkadaşlar yani biz kampa gidiyoruz yurt dışında. Biz her gün transferlerle, siz de gazeteciler her gün bir transfer haberi peşindesiniz. Kim geliyor, kim gidiyor be falan. Yabancı takıma bakıyorsun hiç öyle bir şey yok. Adamın fokusu antrenman. Bütün oyuncuları elinde. Yani ya da bizden oyuncu gidiyor. Öyle bir şey yok. Onun için değişmez. Nasıl değişecek? Değişmez ki. Evet. Günümüzün gerçeği. Andre geldi, Entep geldi ve Adebayor geldi. Kafanızdaki Kayseri Şimdi tabii bunları transfer etmek çok zor. Bir de Erol Bedir Başkan'a sorun bakalım nasıl transfer etti. Ben biliyorum nasıl transfer etti. Ne zorluklar yaşadığını ben biliyorum. Ya bu işler kolay değil. Kolay değil. Kulüp başkan bakın yani gerçekten işini yapan, kulübü için özdeşleşen kulüp başkanlarına da Allah kuvvet versin. O tarafın da ayrı diyeyim. O konu biraz derin konu. Konuşuruz Kayseri'de. Tamam mı? Hadi teşekkürler arkadaşlar. Geçen haftaki Konya beraberliğinden sonra moralli bir haftayı geçirdik. Oynamak istediğimiz oyunu büyük ölçüde oynadık. Golü de bulduk. Belirli zamanlarda oyunu iyi tuttuk. İkinci golü bulma gibi bir isteğimiz, gayretimiz vardı.
Bu olmadı. İşte bir hakem hatası diyelim bir şekilde. Ama benim vurgulamak istediğim arkadaşlar şu. Takriben 1,5-2 aydır birçok kulübün biliyorsunuz borçla ilgili yapılandırmaya gidildi. Her kulüp gibi bizim de borcumuz var ve biz de bütün şartlara haiz olan bir kulüp olarak bununla ilgili beklentilerimiz var. Gün bugün saat bir saat hala bu konuyu çözemedik. Takriben bir aydır onlarca oyuncuyla temastayız. Bunların birçoğu peyderpey başka kulüplere gittiler ama hala beklediğimiz oyuncular var. Biz mevcut oyuncularımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama bu uzun lig maratonunda formsuzluk, sakatlık, ceza gibi sıkıntılar bizi uzun vadede sıkıntıya sokacaktır. Ben öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki haftanın biz futbol takımı olarak ama yönetimimiz ve bu konuda kim ne yapacaksa yapılsın istiyoruz. Ankara Gücü gerçekten çok büyük bir camia. Ve dediğim gibi bütün şartlara haiziz. Bizim beklentimiz kulüp olarak, camia olarak bu. Eşit şartlarda çalışmak, eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaların hafta içinde yapılarak en azından transferin son gününe kadar bir kadro derinliği, zenginliği oluşturmak istiyoruz.